Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir çorba hazırlayacağız akşam için. Böyle biraz pasta börek tariflerine ara verip bugün sizlerle tutmaç çorbasının tarifini paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçelim çorbamızın. Çorbamız için gereken malzemeler ilk olarak bir Türk kahvesi fincanı yeşil mercimeğimiz var. Mercimeği güzel bir şekilde yıkayalım. Tenceremize alalım. Üzerini böyle bir miktar geçecek kadar su ekledikten sonra ocağı haşlamaya bırakalım. Mercimeğin bu siyah suyu çıktıktan sonra süzeceğiz. Bu aşamada güzel bir şekilde haşlayalım. Böyle mercimekler patlayana kadar, yumuşayana kadar haşlayalım. Şu şekilde mercimeklerim haşlandı. Belirttiğim gibi kara suyunu atacağım. Mercimeklerimi süzdükten sonra tekrar tencereye alacağım. Suyunu attım. Mercimeğimi tekrar yıkadıktan sonra tencerenin içerisine alıyorum. Şöyle üzerine de 200 su bardağı kadar kaynar su ekleyeceğim. Tekrardan şöyle 1 su bardağı dolusu erişte ile birlikte haşlamaya bırakacağım. Mercimek ve erişteyi. Bu aşamada mercimeklerin çok iyi bir şekilde haşlanmasına dikkat edelim. Çünkü erişteler çok kısa bir sürede yumuşuyor. Mercimekler sert kalmasın. Haşlama işlemini güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ocağa alacağım ve erişteler de yumuşayana kadar pişirmeye göndereceğim. Daha sonra çorbamızın terbiyesini yapmaya geçeceğiz. Bir tane yumurtamın sarısı var. Şöyle 1 su bardağı da böyle hafif sulu kıvamlı yoğurdum var. Çırpma kabım içerisine aldıktan sonra ikisini güzel bir şekilde çırpalım. Yumurta kesik kesik olmasın. Yoğurt ve yumurta çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde çırpılsın. Kıvamını açmak için hem de şöyle bardakta kalan yoğurtları toparlamak için yarım su bardağı kadar daha su ekledim. 2 yemek kaşığı da un ekledikten sonra tekrar çırpmaya devam edelim. Damak zevkinize göre tuz ekleyebilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Ve bu şekilde terbiyesini hazırlamış oldum çorbamın. Bu arada eriştelerim de güzel bir şekilde haşlanmışlar. Artık terbiyesiyle birleştirebiliriz. Ancak kesilmemesi için şöyle kaynar sudan 2-3 kepçe kadar alacağım. Ve terbiyemizin içerisine ekleyeceğim. Karıştırıp çorbanın içerisine alacağım. Sürekli olarak aynı yönde karıştırarak eklerseniz terbiyeyi hem kesik kesik bir görüntü olmaz. Hem de güzel bir şekilde karışmış olur. Şöyle yavaş yavaş sürekli olarak karıştıracağım bu aşamada. Birden eklemeyin. Terbiyemizi ekledikten sonra da ocakta kaynayana kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım ve üzerine tereyağında nane yakacağız. Artık son dokunuşunu da yaptıktan sonra çorbamız tamamlanmış olacak. Çorbamız kaynarken biz de naneli sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar şöyle tereyağımız var. Üzerine biraz da sıvı yağ ekledikten sonra nane ekleyeceğim. Yağımız ısındıktan sonra. Yağımızı ocağa alalım. Dilerseniz bu aşamada nane ile birlikte pul biber de ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Şöyle karıştırıp çorbanın üzerine ekleyeceğim. Şöyle sizlere de çorbamın kıvamını göstermek istiyorum. Nane sosumuz da hazır. Çorbamızın kıvamı şu şekilde. İçerisine toplamda 5-6 su bardağı kadar su ekledim. Ancak bekledikçe kıvamı koyulaşan, kıvam alan bir çorba. O yüzden daha sonra soğuduktan sonra baktınız ki kıvamı çok koyuldu. İçerisine biraz kaynar suyla açabilirsiniz. Naneli sosumuzu da ekledikten sonra 5 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatacağım. Sonra biraz dinlendirip servis edeceğim çorbamı. Şöyle sizlere de göstereyim kıvamını. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle yiyenlerin mest edecek lezzette bir çorba tarifi. İçerisinde eriştesinden mercimeğine kadar bol vitamin barındırıyor. Özellikle çocuklarınız için yapıp yedirebileceğiniz bir çorba tarifi.
tek başına bile karnınızı doyurabileceğiniz oldukça doyurucu ve besleyici bir çorba oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Benimle paylaşırsanız denedikten sonra çok sevinirim. Önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz yorum kısmına. Şöyle çorbamızın bekledikten sonraki kıvamı bu şekilde. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar varsa bu videodan sonra sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın videolarımı kaçırmamak adına. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.